psikoloji mezunuyum. Ama şu an hala TAP yaptığım için öğrenciliğim devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır farkına varın içindeyim. Bugün moderatörlüğü ben yapacağım, ben modere edeceğim. Sorularınız olursa chat kısmına yazabilirsiniz. Onun dışında Fırat Bey'le cevap şeklinde gideceğiz. Sizi tanıyabiliriz Fırat Bey. Buyurun. Tekrardan iyi akşamlar. Sanırım ilk soru oydu değil mi? Yani kendimi tanıtmam üzerine. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Yani Sinem'le tanışıyoruz aslında. Uzun yıllardır tanışıyoruz. Uzun yıllardan kastım sanırım 3 yıl oldu değil mi Sinem? Zaten benim alana girmem süremi herhalde 3 yıl. 3 yıl önce başladım ben de açıkçası çocuk alanında çalışmaya. Yani alana başladığım zaman Sinem'le tanıştım açıkçası. yani güzel projelerde yer aldık, beraber çalıştık açıkçası. Hani bu süreçte hem o bize destek oldu, hem biz onlara destek olduk. Güzel bir ortaklık olduğunu düşünüyorum açıkçası, Farkına Var Derneği kapsamında. Ben İstanbul Barosu'nda serbest avukatlık yapıyorum, İstanbul Barosu'na kayıttım. Ama baroda bulunan alt komisyonlardan biri Türk Hakları Merkezi var. Belki biliyorsunuz, basından da belki takip ediyorsunuz. Bu merkezde çalışmayı yürütüyorum. Yani 3 yılın üzerinde oldu. Bununla beraber tabii ki bu tür eğitimlere katılıyorum. Yani özellikle Baro'nun staj eğitim merkezinde eğitimini, bununla beraber ceza muhakemesi kanunu denilen bir sistem var. Yani avukatsız kalan bireylere yönelik avukat atanan kişilerin eğitimlerine katılıyorum. Bunun dışında gönüllü olarak takip ettiğim tabii ki dernekler var. Tabii ki bununla beraber profesyonel olarak takip ettiğim, danışmanlık verdiğim dernekler var. Farkına Var Derneği'ne sanırım gönüllü olarak danışmanlık verdi diyebilir miyiz Sinan? ben ne yapıyorum? Ben tabii ki Çocuk Hakları Merkezi'nde, bu arada İstanbul Barosu'nda yani birden fazla merkez var bu şekilde. Çocuk Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Hayvan Hakları Merkezi, İnsan Hakları Merkezi gibi merkezler var. Ben de çocuk alanında çalışma yapıyorum. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki çocuk hak ihlallerine yönelik, her türlü hak ihlallerine yönelik biz müdahalelerde bulunuyoruz. Bununla beraber tabii ki kapasite geliştirme gibi bir amacımız var. Yani avukatların çocuk hakları konusunda ve çocuk hukuku konusunda eğitim alabilmelerine yönelik ve bu konuda kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ki genelde eğitim yaparız bu kapsamda. Her ay bir kere 2 gün süren bir eğitim yapıyoruz. Bununla beraber eğitimlere kimler katılıyor? Açıkçası yani sadece salt hukukçuları çağırmıyoruz. Yani sizin alanınıza giren, yani çünkü çocuk alanı sadece salt hukuktan veya çocuk hukuku salt teknik olarak hukuktan ibaret değil. Yani biz çocukla, evet, lisans hayatımızda çok daha teknik şeyler öğreniyoruz. Yani çocuğun yargılanması veya da mağdurun ifadesinin, özellikle istismar mağdurun ifadesinin alınması, bununla beraber tutuklu çocuklar, hükümlü çocuklar, suça sürüklenen çocuk kavramıyla karşılaşıyoruz burada. Onlarla iletişim kurma durumu. Yani bu çok çok önemli, çünkü biz lisansta böyle bir eğitim almadık. Yani karşınıza diyelim ki bir suça sürüklenen çocuk geldiği zaman onunla nasıl iletişim kuracaksınız? Soracağınız sorular daha önemli burada. Yani yönlendirici sorular dahi sormamız lazım. Bununla beraber çocuğu daha fazla örselememeniz lazım. Ve burada tabii ki damgalama ifadesi de önemli. Yani siz çocuğa bir makine, suçlu makine, yani suç makinesi diye bakarsanız bu sizin çocuk algınızın olmadığı anlamına gelir. Yani siz müvekkilinizin bir çocuk olduğunu düşünün. Ve çocuğa suçlu gözüyle bakıyorsunuz ve bir, hatta şöyle diyeyim, hani adli kolun, yani polislerin çocuğa bakış açısı genelde suç makinesi olarak tanımlıyorlar onları. Yani biz avukatlar olarak bu şekilde baktığımız zaman açıkçası da sistem içerisinde çocuk kendini daha fazla yalnızlaşır ve yalnız hisseder. En azından biz avukatlar olarak, yani avukatlara yönelik çocuk algısını değiştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki sadece suça sürüklenen çocuk değil. Bununla beraber istismar mağdur çocuklara da aynı şekilde yaklaşmamız önemli. Yani sizin karşınıza diyelim ki müvekkiliniz istismar mağduru bir çocuk. Yani bu çocukla nasıl iletişim kuracaksınız? Bu çok çok önemli. Yani ben ilk etapta aldığım dosyalarda gerçekten çok zorlandım. Daha sonraki süreçlerde uzman arkadaşlardan, bununla beraber okuduğumuz makalelerden veya dergilerden bir şekilde bir sonuca varmaya çalışıyorsunuz. Yani o çocukla iletişim kurmanız gerekiyor. Yani o çocuğa olayı tekrardan avukat olarak anlattırmamamız gerekiyor size. Yani karşınıza bir çocuk geldiğini düşünün. İstismar mağduru. Ve çocuğa hadi anlat bakalım bize. Yani anlattığın olay Türk Ceza Kanunu kapsamında suç mu değil mi? Sana yönelen cinsel davranışın bir istismar boyutunda olup olmadığına yönelik çocuktan tekrardan olay alınması, çocuğu tekrardan açıkçası örseleyen ve travmatik bir noktaya getiren bir durumdur. Bu sebepten dolayı biz avukatlar olarak, yani hukukçular olarak çocuklara yönelik yaklaşımlarımız çok çok önemli. Eksik olduğumuz bir konu. Yani açıkçası bu konuda öz eleştiri de getiriyorum kendimize. Merkez olarak ve bu alanda çalışan avukatlar olarak tabii ki ilk hedefimiz avukatların tabii ki bu konudaki çocuk algısını değiştirmek.
Teşekkür ederiz. Tanıdığımıza memnun olduk. Şöyle başlayalım istiyorum. Öncelikle çocuk nüfusu kimdir? Neden suçlu çocuk yerine sürüklenmiş çocuk kavramını kullanıyoruz? Bunu merak ediyorum aslında. Yani çocuk mahpus kavramını tabii ki iki anlamda yorumlayabiliriz. Yani hem dar anlamda hem geniş anlamda yorumlayabiliriz. Dar anlamda yorumlarsak aslında şunu söyleyebiliriz. Çocuk mahpus aslında kapatılan çocuk. Yani cezaevinde sistemin çocuğun yapmış olduğu bir davranıştan dolayı bunu suç olarak addediyor ve çocuk kapatıyor. Bakın geniş olarak yorumladığımız zaman aslında bana sorarsanız gözaltında bulunan çocuk da mahpus çocuktur. Yani kapatılan çocuk kavramını da kullanabiliriz. Hatta daha geniş kavramlı diye sorarsanız Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Bu sözleşme uluslararası alanda çocuk kavramını kurumsallaştı ve çocukların haklarını güvence altına alan ilk sözleşmelerden biri. Ve 1989 yılında imzalandı. Bu sözleşmede çocuk mahpus ifadesi değil de özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar ifadesi kullanılıyor. Bakın özgürlüğünden yoksun bırakılmış. Yani cezaevine atıf yapmıyor burada. Yani bununla beraber aslında çocuk mahpusu biraz geniş yorumladığımız zaman açıkçası birazcık böyle 0-6 yaş aralığındaki çocuğa da işaret ediyoruz. Bununla yani siz bireyi damgaladığınız zaman, suçlu olarak damgaladığınız zaman birey suç işlememişse ilk suç işler. Bununla beraber eğer ki ilk suç işlemişse ikinci suçu işleme potansiyeli artar. Biz şunu diyoruz, suça sürüklenen çocuk ifadesini kullanarak, daha doğrusu şüpheli ve sanık ifadesini kullanmayarak aslında çocuğu tekrardan suç işlemeye sevk etmemek için böyle bir ifade kullanıyoruz. Yani biz çocuğa eğer ki şüpheli veya sanık ifadesini kullandığımız zaman çocuk açıkçası şöyle diyeyim ben size ikinci suçu işleme potansiyeli artıyor. Bununla beraber eğer ki ilk suçu işlememişse ilk suçu işleme potansiyeli artar. Ve şöyle bir durum var aslında damgalamayı siz daha iyi bilirsiniz. Belki sosyoloji mezunu arkadaşlar da var. Onlar daha iyi bilir bu konuyu. Siz bir bireye sanık ifadesini veya damgaladığınız zaman birey o sıfatın içine girmeye çalışıyor. Suç işlememişse dahi. Yani bana toplum bu gözle bakıyorsa ben o zaman suçlu değilsem bile suçluymuş gibi davranmaya çalışır. Buna yönelik eylemleri gerçekleştirmeye çalışır. Bu sebepten dolayı yani şüpheli ve sanık kavramdan uzaklaşıp suça sürüklenen çocuk ifadesini kullanmaya başladık 2005 yılından itibaren. Tamamen damgalama ve suç teorisiyle bununla beraber tabii ki pozitif akıldan kaynaklı olarak. Bir yılında sanırım 5 Ocak 2000 yılında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün bir raporu var. O da şunu söylüyor. 12-18 yaş aralığında 1170 tutuklu çocuk ve 426 hükümlü çocuk var. Yani yaklaşık 1600'e yakın çocuk olduğunu söylüyor. Fakat 2019 yılında bu sayı 3000. Yani %50'nin altında düştü. Sebebi sizce ne olabilir? Yani 2019 yılında 3000'e yakın çocuk var. Bir sivil toplum örgütünün açıklamış olduğu rapor. Buna beraber 2021 yılında yani 2 sene sonra %50'nin altına iniyor. Sebebi tabii şu, pandemiyle beraber infaz kanununda bir değişiklik yapıldı. Koşullu salıverme düzenlemesi yapıldı ve o sebepten dolayı belli indirim sebeplerinden dolayı çocukların hemen belli bir çoğunluğu tahliye edildi. Geçen sene belki hatırlıyorsunuz infaz kanunu çok tartışıldı zaten. Çok fazla çocuklara ilişkin bir düzenleme yoktu ama en azından koşullu salıverme konusunda çocukların tahliyesini kolaylaştıran düzenlemeler yapıldı ve bu sebepten dolayı çocukların %50'sine yakını tahliye edildi diyebiliriz Türkiye genelinde. Biraz katılımcıların sorularıyla devam etmek istiyorum. Tema suç kavramını kaldırmak ve davranışa odaklanmak daha doğru olabilir mi? Suç ve çocuğu bir arada kullanılması da çok sağlıklı gelmiyor bana demiş. Bu ilk konuştuğumuz konu hakkında, suça sürüklenen çocuk hakkında. Sema Hanım söylemiş değil mi? Aha, evet. Ne demişti? Suç kavramını kaldırmak ve davranışa odaklanmak daha doğru olabilir mi diye sormuş. Suç ve çocuğun bir arada kullanılması çok sağlıklı gelmiyor bana. Açısı doğru bir ifade. Yani siz çocuğu ne kadar adli sistemden uzaklaştırırsanız çocuk için çok çok daha iyi, çok daha avantajlı bir durum. Yani bizim de amacımız zaten çocuğu en az düzeyde adli sistemde, hatta avukatlarıyla görüşmek diyelim, en az düzeyde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Adalet sisteminde yerine de Türkiye'de çocuklar ceza adalet sisteminde hangi kurumlarda kalıyorlar? Öncelikle çocukların kaldığı kurumları söyleyeyim. Birincisi kapalı çocuk cezaevleri. Bununla beraber eğitim evleri var. İki tip kurum var. Kapalı cezaevleri ve eğitim evlerinin farklılığı nasıl diye sorarsanız. Eğitim evleri biraz yarı açık cezaevi.
Yani çocuklar çok daha özgür, daha rahat bir şekilde, diyelim ki iletişim kurma durumunda orada bununla ankesi olduğu telefonlardan hani çok rahat bir şekilde ücretin ödediği takdirde iletişim kurabiliyor dışarıyla. Yani birazcık açık cezaevine benzer nitelikte, bununla beraber kapalı cezaevi bir yetişkin cezaevi gibi. Yani kapatıl, yani tabii FETÖ'ye benziyor da diyebilirim açıkçası. Çok daha kötü durumda kapalı cezaevleri. Aradaki fark nedir? Olmamız lazım. Yani hangi çocuklar kapalı cezaevine gider, hangi çocuklar eğitim evine gider gibi bir skala yaparsak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bir yargılama oluyor çocuk hakkında ve soruşturma geçiyor ve çocuğa soruşturma aşamasında bir tutuklama kararı çıkıyor. Bu çocuk kapalı cezaevine gidiyor. Buna beraber mahkeme aşamasına geçiyor. Bakın kapalı cezaevine, yani yetişkinlerin yetişkinlere uygun hale getirilmiş ve yetişkinler için uygun olan bir ortama gidiyorlar. Bununla beraber mahkeme aşamasına geçildikten sonra mahkeme kararı veriyor ve hüküm kesinleştiği zaman, yani hüküm özlü olduğu zaman çocuk bu sefer eğitim evine gidiyor. Yani yarı açık cezaevine gidiyor. Bakın şimdi soruşturma aşamasında tutuklama kararında aslında suçlu olduğu belli değil. Şimdi tutuklama kararı aslında şu, amaçlanan şudur, yani bir tedbirdir. Yani siz tutuklama kararıyla beraber hüküm veya da ceza kurmuyorsunuz. Yani kişi suçlu, sen suçlusun, senin hakkında biz delilleri değerlendirdik ve sen suçlusun, biz sana ceza veriyoruz değil. Sen mahkemeleri takip etmen gerekiyor, kaçmaman gerekiyor. Bu sebepten dolayı biz seni tutukluyoruz. Bakın, tutuklama kararında kapalı cezaevine götürüyor. Hükümle beraber, yani çocuk artık suçlu gözüyle bakıyor sistem ona ve hüküm kurulduktan sonra çocuğu bu sefer eğitim evine götürüyor. Yani masumiyet kanısıyla suçlu olmayan çocuk, sadece tutuklanan çocuk kapalı cezaevine giderken hüküm kurulduktan sonra sistemin kendisine suçlu gözle baktıktan sonra bu sefer daha özgür, yarı özgür olan bir alana, yani eğitim evine gidiyor. Arada böyle bir fark var yani. İşte bir tezat ama amaçlanan şey, yani çocuğun kapatılması, kapalı cezaevine kapatılmasının amacı mahkemeleri takip etmesine yönelik. Yani mahkemeleri kaçırmamasına yönelik. Mebruri arkadaşımız. Yetişkin cezaevlerinde oluşturulan çocuk kuruluşlarında çocuklar kalıyor. Özellikle çocuk cezaevi olmayan illerde demiş. Berfin arkadaşım soru almak istemiş. Tabii ki alabilirsin Berfin. Eğer hala soru almak istiyorsan. Teşekkür ederim. Ben şu kısmı anlamadım. Fırat Bey tekrar ederse sevinirim. Soruşturma evresinde çocukların kapalı çocuk cezaevine gönderilmesi ve sonrasında eğitim evine gönderilmesinden bahsetmiştik. Buradaki kapalı çocuk cezaevine gönderilmesi her zaman olan bir şey mi? Ya da çocuklar hakkında hüküm kurulduğunda her zaman eğitim evine mi gönderiliyor? Yani 15 yıl ceza alan bir çocuk da aynı eğitim evine mi gönderiliyor? Daha az ceza alan bir çocuk da. Yoksa bunların da cezaevlerindeki gibi tipsel olarak ayrımları var mı? Yani FET tipi bir eğitim evi var mı mesela? Yok. Öyle bir eğitim evi yok. Yani şeyleri, ceza tipleri yok çocuklarda. Fakat şöyle bir durum var. Yani evet, çocuk tutuklandığı zaman kapalı cezaevine gider. Bununla beraber hüküm kurulduktan sonra eğitim evine gider. Yarı özgürlüğün yarı bir oranda olan bir sistemden bahsediyoruz eğitim evine. Fakat eğitim evi, yani cezasının infazının sonuna kadar orada kalacağı anlamına gelmiyor. Şu an çok güzel gidiyoruz. Neredeyse bir saatimizi doldurduk ve çok fazla merak edilen şey var. Şimdi Nisa arkadaşımızın sorusunu okuyorum. Cezaevlerinde de çocuklar tahminince akran zorbalığına maruz kalmaktalar. Bu süreçte çocukta hem fiziksel hem de psikolojik sorunların çıkmasına neden olmakta ya da eğer çocuğun böyle bir problemi varsa ileri noktaya gitmesine etken olmaktadır. Bunun için önlem ve vesaire alınıyor mu? Yani cezaevlerinde iç huzur sağlanabilmekte mi? Bu konuda sanırım infaz kanununda şöyle bir düzenleme var bir dakika. Yani çocukların akran zorbalığına yönelik bir durum varsa veya akran zorbalığını gerçekleştiren bir çocuk varsa sanırım kınama cezası gibi bir şey alıyor. Öyle, yani bir disiplin cezası var yani çocuğa yönelik. Yani bir huzur sağlama yönelik, evet mevzuatta bir düzenleme var ama fiili olarak da çok uygulandığını söyleyemem açıkçası. Yani bir akran zorbalığı gerçeğiyle karşı karşıyayız cezaevinde. Tuğde Ago hakkında bilgi verir misiniz acaba? Demiş Fırat Bey. Adli görüşme odası mı? Evet. Şimdi adli görüşme odası aslında birazcık böyle... Aslında soruyu şöyle detaylandırabilirim ama neyse siz devam edin tamam. Bir sonraki soru.
Fırda Hanım'ın sorusu. Adli görüşme odası demeye girebilir misin? Adli görüşme odası, Adalet Bakanlığı'na bağlı mağdur hakları komisyonu tarafından getirilen bir müessese. Şimdi sistem birazcık böyle iki etapta, yani mağdur diye sıfatlandırılan bir kurum tarafından getiriliyor. Birazcık böyle mağdurlara yönelik gibi gözüküyor adli görüşme odası. Yani şöyle düşünün. Temel amacı şu. Mağdurun sanıkla karşı karşıya gelmesini engellemeye yönelik bir sistem diye geldi Türkiye'de. Yani buradan sanırım 3-4 yıl önce geldi. Ama herhangi bir mevzuat yok, ama 2 hafta önce bir yönetmeliği çıktı adli görüşme odasına. Şimdi temel amacı şuydu. İstismar mağduru bir çocuğun sanıkla karşı karşıya gelmesini engellemeye yönelik bir müessese. Yani artık adli görüşme odası geldikten sonra mağdur çocuk, istismar mağduru çocuk bir daha mahkeme salonuna gelmeyecek. İfadeyi mahkeme salonuna verecek. Adli görüşme odasından SEG bir sistemine, yani teknolojik bir sistemle, kameralı sistemle mahkeme salonuna duruşmaya bağlanıyor ve burada yargılamayı bu şekilde takip ediyor. Ve hiçbir şekilde sanıkla karşı karşıya gelmiyor. Daha sonraki süreçte şöyle bir durum ortaya çıktı. Ya evet, biz bu durum mağdurlar için getirdik adli görüşme odası. Yani adli görüşme odası mağdur, yani dezavantajlı grup içerisinde bulunan bireyler için getirdi. Yani kadınlar için, çocuklar için, LGBT bireyler için, azınlıklar ve mülteciler için getirdi. Fakat daha sonra dediler ki, evet biz çocuk koruma kanununda mağdur ve suça sürüklenen çocuk ayrımı olmasına rağmen Yargıtay'ın bu konuda bir kararı var. Dedi ki, biz her ne kadar mağdur çocuk diyorsak bile suça sürüklenen çocuk da mağdurdur. Yani sistem içerisinde bunların genel adı korunmaya ihtiyacı olan çocuklar diye geçiyor. Yani bu sebepten dolayı çocuk koruma kanununda aslında mağdur ve suça sürüklenen çocuk ifadesi olmasına rağmen suça sürüklenen çocuğa da mağdur gözüyle bakılıyor. Yani bir çocuk adli sisteme girdiği anda korunmaya muhtaçtır. Bu sebepten dolayı adli görüşme odası kapsamına suça sürüklenen çocuklar da alınır. Yani çocuk artık, suça sürüklenen çocuk hiçbir şekilde mahkeme salonuna gelmiyor. Uzmanlar aracılığıyla adli görüşme odası denilen bir sistem var. Duruşma salonuna ayrı bir noktada, yine adliyenin içerisinde ayrı bir noktadan duruşma salonuna bağlanıyor. Amaçlanan şey çocuğu adli sistemden uzaklaştırabilmek. Yani çünkü duruşma salonları çocuklara uygun yerler değil. Yani 14 yaşındaki bir çocuk için uygun bir yer değil. En azından adli görüşme odasında çocuklara uygun yapılan fiziki odalarda mahkeme salonlarına bağlanabiliyor. Adli görüşme odasının amacı bu zaten. Chatten devam ediyorum. Vaktimiz azaldığı için. Avrupa Birliği ülkelerinde 15 yaş üzerinde olması lazım diye biliyorum. Tek Danimarka'da 14 yaş üzeri, ama bizim gibi Orta Doğu ya da daha yakın coğrafyada bulunan ülkelerde en yüksek biziz. 12 yaş üzeri suçlu olabiliyor. İran, Arabistan, bunun gibi İslam ülkelerinde ise 6 yaşın üzeri suçlu kabul ediliyor diye biliyorum. Bunun dini eğitim veya baskıyla ilgisi olabilir mi? Daha doğrusu ülkeler bu şeriat görüşüne göre mi şekillendiği için bunlar oluşuyor. Aslında şöyle bir durum var. Yani Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi dünya üzerinde en çok devlet tarafından imzalanmış sözleşme. Yani Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 194 devlet var. Bununla beraber sözleşmenin tarafına 196 devlet var. Bu önemli bir husus. Yani buradaki Suudi Arabistan'dan kastımız, İran'dan kastımız, hepsi bu sözleşmenin tarafı. Ve bu sözleşmeye uygun hareket etmesi gerekiyor. Yani mesela uluslararası sözleşmeler iç hukuk mevzuatının üstündedir. Yani siz bir sözleşmeyi imzaladığınız zaman İstanbul Sözleşmesi gibi veya da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bu tip sözleşmeler iç hukukun üstündedir. Ve sözleşmenin birinci maddesi şöyle geçiyor. Şöyle bakayım. Orada garip bir ifade var. Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre, yani mesela Türkiye'de çocuk koruma kanununu atıf yapıyor burada mesela, daha erken yaşlarda eşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Bir istisna getirmiş Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. Yani bu, evet, yani devletler bir istisna getirebiliyor kendi mevzuatlarına. Yani Suudi Arabistan'da, İran'da, Türkiye'de getirebiliyor. Ama buradaki kast, sözleşmenin buradaki kast aslında tamamen biyolojik bir istisna. Yani bazı Avrupa ülkelerinde, yani Kuzey Avrupa ülkelerinde reşit olma durumu veyahut da çocukların reşit olma durumu, ergin kılma durumları daha erken yaşta olabiliyor yani. 16 yaşında çok rahat bir şekilde belli bir erginliğe erişebiliyorlar.
Yani biyolojik bir durum. Ama Türkiye'de bu durum tabii ki 18 yaşında. Hatta Türkiye'de belli noktalarda bile değişiklik gösterebiliyor. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde veyahut da Doğu Anadolu bölgesindeki bulunan bir çocuk ile Ege bölgesindeki bir çocuğun kemik yaşı çok daha farklı gösterebiliyor. Aslında birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesindeki bu istisna tamamen biyolojik yapıya ilişkin bir istisna. Ama insan yani ülkeler bu durumu yanlış algılıyor. Tamamen din veya da kültür üzerinden hareket edip bu tip sınırlamalar getirebiliyor, yaş sınırlamaları getirebiliyor. Türkiye'de peki nasıl bir yanlış anlama olmuş Türkiye'de? Şimdi biz biyolojik bir şeyden bahsediyoruz, ergin kılmadan bahsediyoruz. Ama Türkiye'de medeni kanunda buna ilişkin bir istisna var. Mesela Türkiye'de şöyle düşünün, çocuk koruma kanunu kapsamında 18 yaşının altındaki bireyler çocuk sayılır diyor. Bununla beraber medeni kanunda 16 ve 17 yaşında evliliklerin önünü açan düzenleme var. Ve çocuk evlenmeyle beraber, bakın 16 yaşındaki bir çocuk mahkeme kararıyla evlendikten sonra ergin kılınıyor. Yani bu noktada devletlerin evet belli istisnalar getirebilir, yaş skalasında istisnalar getirebilir ama bu tamamen biyolojik yapıya ilişkin olması lazım. Kültürel veya din üzerinden olmaması gerekiyor. Türkiye'deki bu istisna da biyolojik değil, tamamen kültürle alakalı. Yani çocuk yaşta erken evlilikleri önünü açmaya yönelik bir istisna var Türkiye'de. Normal olağan evlilik yaşı 18, fakat medeni kanunda 16 ve 17 yaşındaki çocuklar evlenebilir diye bir hüküm var. Nisa arkadaşımız çocukların temel ihtiyaçları nasıl karşılanıyor diye sormuş. Konuda bilginiz var mı acaba? Ya şöyle, aslında bu konuda şöyle bir durum. Mevzuatta zaten çocukların beslenmesinden tutun tabii ki eğitim durumuna kadar tüm sosyal hakları düzenlenmiş. Yani temel ihtiyaçlarımızdan kastımız buysa, gıda ihtiyacıysa bu noktada gıda ihtiyacı mevzuat gelince sağlanıyor. Fakat şimdi cezaevindeki çocukları konuşuyoruz ama bu çocuk mahkumların cezaevi koşullarında daha fazla suç öğrenmesi sebebiyle gelecekte potansiyel suçlu olmaları onları nasıl etkiliyor? Yani bunu da neler söyleyebiliriz? Ya ben açıkçası çocuk sistemine girdiği anda zaten damgalandığını düşünüyorum. Etiketlendiğini düşünüyorum. Yani bundan sonra o çocuğun çok önemli ve sağlam bir destek aldıktan sonra ancak bu adisyonu uzaklaştırabilirsiniz. Yani senin bir gün bu sistem değişebilecek mi? Yasalmak istedim. Ben umutluyum açıkçası. Yani ben umutluyum. Neden umutluyum? Çünkü ben öğrenciyken çocuk cezaevleri kapatılsın kampanyası başlatıldı ve Türkiye'de ciddi bir reaksiyon aldı bu. Ve ben tekrardan reaksiyon alabileceğini düşünüyorum. Bizim sadece çocuk algısını değiştirmemiz gerekiyor Türkiye'de. Yani salt sadece suça sürüklenen çocuklar üzerinden bahsetmiyoruz. Yani tüm çocuklar için. Yani çocuk algımız şu. Çocuğun belli hak tipleri Türkiye'de gündeme geliyor. Yani belli çocukların haklarının ihlal edildiğini düşünüyoruz. Yani bu çocuklar kimlerdir? Tabii ki istismar mağduru çocuklardır. Veya da otizmli çocuklardır. Veya en son tabii ki çok fazla hastalanan ve tedavisinin imkansız olan çocukların durumlarının mağdur olduğunu, yani mağdur sıfatı altında bulunan çocukların bir çocuk sıfatına haiz olduğunu düşünüyoruz. Bizim çocuk algımızı değiştirip daha geliştirmemiz daha. Yani cezaevinde bulunan çocuğun da bir çocuk olduğunu ve bu şekilde hareket etmemiz lazım ve buna yönelik bir korumaya muhtaç çocukmuş gibi hareket etmemiz gerekiyor. Yani bununla beraber tabii ki Türkiye'de bir çocuk algısının değişmesi gerekiyor ve çocuğun üstün yararı ilkesinin net bir şekilde kazanmamış olmamız gerekiyor. Yani herkesin bu ilkeyi bilmesi gerekiyor. Çocuğun üstün yararı ilkesini. Yani çocuğun üstün yararı ilkesi kapsamında çocuğun aslında cezaevinden çıkması gerekiyor. Bununla beraber eğitim alması gerekiyor. İlkenin amacı bu. Yani bunu tüm alanlarda gerçekleştirmemiz gerekiyor ve bu algıya oturtmamız gerekiyor. Çocuğun üstün yararı ilkesini. Umuyoruz ki değişecek. Ben de umutlu olmak istiyorum en azından. Artık son dakikalara geliyoruz. Yani toparlanmak gerekirse aslında son olarak bu alanda çalışmak isteyen gönüllülerimize söylemek istediğiniz şeyler varsa dinlemek isteriz. Ya açıkçası zor bir alan. Yani gerçekten zor bir alan. Ama umutsuz değilim. Yani ben ruhsatımı aldıktan sonraki süreçte çalışmak istiyordum. Ama almış olduğum bir istismar dosyasıyla başladım. Yani bir CMK kapsamında almış olduğum bir istismar dosyasıyla merkeze kaydoldum. Orada görevler almaya başladım. Ama daha sonra çocuğun kavramı bende değişmeye başladı. Yani çocuğu salt, istismar, mağdur çocuktan ibaret görmemeye başladım. Yani cezaevinde bulunan suça sürüklenen çocuğun da bir çocuk olduğunu ve algımı bu noktada değiştirmem gerektiğini fark ettim ben. Açıkçası şöyle diyeyim. O yüzden yani bu alanda çalışmak istiyorsak öncelikli olarak çocuk algımızın oturması gerekiyor. Yani bir avukat olarak ben bir çocuğa, suç sürdüren çocuğa, suç makinesi olarak bakıyorsam ben bu dosyayı hiç almamam gerekiyor.
Umarım eğitim faydalı olmuştur. Bazen çok hızlı konuştuğum aralar olabilir. Yani yetiştirmek için. Çok kısa sürede çok fazla şey değindik. Benim için çok verimli ve faydalıydı. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz Fırat Bey. Çok güzel bir söyleşi oldu. Katılımınız da çok iyiydi. Sorular da çok iyiydi. Gayet interaktif geçti. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.